Hadid suresinde eylemlere bağlı olarak bir toparlanış söz konusudur. Gerekli olanların yapılması ve gerekli olanların verildiğine dair bir söylem vardır. Bak, gereklilikler konuşulur. Ammenna ve gereklilik ilkesiyle de okunması gerekir diye söylemiştim. Ama Mücadele suresinde gerçek olanlar dillendirilir. Ve gerçek olanın dillendirilmesi istenir. Ve gerçek olanın dillendirilmesine göre, efendime söyleyeyim, yaşam biçimi edinilmesi istenir. Bunun için notlar tutmuşum. Bir bakayım. Mücadeleye inelim. Sure iletişim ilkesine bağlı olarak dilde ifade edilenlerden mesul olunduğunun ilkesiyle okunulmalıdır diye notmuşum. Hakikaten tamamını anlamlandırıyor bu ilke. Söz sahibini bağlayıcıdır. Bunları daha önce konuşmuştuk, onun için şey diyorum. Söz sahibini bağlayıcıdır. Her söz sahibi sözünden, her söz sahibi sözünden mesuldür. İnsan söz sahibi değil, iş sahibi olduğunun bilincinde olmalıdır. Bakın bu çok önemli. İnsan söz sahibi değil, iş sahibi olduğunun bilincinde olmalıdır. Yani söz size geldiği zaman, söz yaşamanın bilincinde olun. Hadi yapın yapabileceğinizi. Şöyle yapacağım diyorsunuz, yapamıyorsunuz. Ben çok denedim kendimde. Yarın şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bak, söz sahibi değilim. Ve hiçbir zaman öyle gerçekleşmiyor. Veyahut da yarın şöyle konuşuruz, böyle konuşuruz. Geliyoruz, hiçbir şekilde öyle konuşmuyoruz. Bambaşka şeyler konuşuyor. İnsan söz sahibi değildir. Ne zaman söz sahibi olur? İradesinde Allah azim esmasıyla tezahür ettiği zaman söz sahibi olur. O gün Cenab-ı Hak sözünü sonuçlandırır. Yani azim esmasıyla mücadelesini verdirtir ve sonuçta o söz yerini bulur. O zaman söz sahibi. Söz ağızdan çıkıyor ve melekut tarafında da yere düşürülmüyorsa gene söz sahibidir artık. Çünkü kendinde söz sahibi olan Allah'tır. İrade etmeden irade edemiyoruz. O irade vermeden zaten konuşulamıyor. İki güç konuşurken üçüncüsü Allah'tır. Çünkü ikincisinin üzerinde olan odur. Üçüncüsünün üzerinde olan odur ve yanlarında da olan gene odur. Devam edeyim. Dördüncü ve yedinci ayetler süreyi Allah ile anlayabilmek adına önemli. Dördüncü. Mücadele okuyoruz değil mi? Evet. Kim bulamazsa birbiriyle temaslarından önce ardında iki ay oruç tutmalıdır. Gereklidir. Bu da güç. Bir bakayım neredeyiz ya? Bu dört değil ya. Başka bir şey bu. Kaç yazmışım? Vallahi yazdığım şeyi okumuyorum. Allah yardımcımız olsun. Yok, rakam yazmışım, rakamı okumayayım. Neyse, 7. ayetler sureyi anlamlı kılabilir diyor. 7'yi okuyalım. 7, 7, 7. 6 mı 4 mu o ya? Allah onların hepsini dirilteceği gün kendilerine yapmış olduklarını haber verir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Gerçekten Allah'ın göklerde ve yerde olanları bilmekte olduğunu görmedi mi? Fısıldaşarak konuşmaktan olan üç kişinin dördüncüsü mutlaka odur. Beşinci kişinin altıncısı mutlaka odur. Bunlar az veya çok olsunlar, her nerede olursa olsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Kuşkusuz Allah her şeyi hakkıyla bilen. Yani söze dikkat ederken Allah'la beraber dikkat etmek lazım bir. Söz sahibi diyor ki, ne? Eğer benim bildiklerimi bilseniz az konuşur, çok ağlardınız. Bir ayetin karşılığıdır aynı zamanda. Aslında söylenen söz şu. Sözünüze dikkat edin. Söz mesuliyet içerir. Söz alemde karşılık bulur. Ve o karşılık bulduğunun şey neyse sizin en sonunuza gelir. Ayağınıza dolaşır. Ayağınıza dolaşmasın, başınıza taç olsun. İlkelerle konuşan, insanları insan eden söz, insanlara yol gösteren aydınlık söz, insanlara taç olur. Nurdan taç olur. Kalbine taç olur. Ama insanlara lanet, insanları efendim yoldan çıkartan söz, takdirle insanların ayağına dolaşır. Daha bunun gibi nice şey. Ama burada demek istediğim bu ayeti bir de şeyle okuyun. Bakın, fısıldanlaşanların fısıldaşmamaları gerektiğinin bilinciyle okuyun. Çünkü gizli bir şey istemiyor. İnsanlık ilişkisinde gizli olan şey iyice ötekileştirir ve insanlar birbirlerinden uzaklaşır. İnsanlardan kaynaşmayı istiyor. Şeffaflık istiyor. Yani bu ayetlerden anlamanız gereken samimi, ihlaslı olarak, samimi olarak eylemlerinizde ve yaşantınızda şeffaf olmanız isteniyor. Yani olduğunuz gibi bir insan. Diyor ki size, olduğunuz gibi bir insan olun. Yani içinizde, özünüzde neyse dışınızda da o şekilde bir insan olun. Sakın maskelere girmeyin. Çünkü gizli konuşmalar, arkadan iş çevirmeler, maskeler takınmalardır. Gizli konuştuğun şeyleri, konuştuğun kişilerin, konuşmadığın kişilerin yanına gittiğin zaman söylemiyorsan onların yanına maske takınmaya başladın. Yani maskeler takınmayın diyor. Bunun gibi şeyler. Devam edeyim ama önemli bir yer var, oraya getireceğim. Ki en önemli, bakın, Mücadele suresi bizi nereye götürecek?
sure zanda hurafe olanlarla dile getirilenlerin geçersiz olduğunun beyanını taşır. Hani şey vardı, o ilk ayette kadının derdi var, zıhar. Evet. Yani hurafe olan şey dinde geçerliliği yok diyor. Gerçi hakikatte de geçerliliği yok diyor. Yani bunlar olmayan şeyler. Olmayan şeyler kale almayın diyor. Yani sözün kendisinde hakikat var mı yok mu? Yani bir gerçeklilik varsa ammene kabuldür. Ama gerçeklik yoksa Allah tarafından kabul edilen bir şey değil. Gerçekliği yok zaten. Surede, zanda, hurafede olanlarla dile getirilenin geçersiz olduğunun sure zanda hurafe olanlarla dile getirilenlerin geçersiz olduğunun beyanını taşır. Bununla beraber zanna göre söz söylemeye ceza verilmesi veya söz sahibinin uyarılması, bu çok önemli, sözün mesuliyetinin edinmesi gerektiği içindir. İnsan rastgele hurafelerle, efendime zanlarıyla birçok söz söyleyebilir. Ama söze ceza geliyorsa, onun mesuliyeti geliyorsa, o zaman söylediklerine dikkat eder. Kişilik gelişimi için gerekli bir şey söylüyor bak. Tinde gelişimi için gerekli bir şey söylüyor. Ceza veriyor orada. Eğer diyor böyle bir şey yaptıysanız diyor, bunun karşılığında böyle 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 yapın diyor. Değil mi? Böyle sözler söylediyseniz karşınızda kefaretini verin diyor. Cezayı hak görüyor. Değil mi? Bu şu demek, sözünüze dikkat edin yoksa cezası var. Bu şu demek, ceza varsa sınırlıyor. Sınırlıyorsa kişiliğini de geliştiriyor. Sözüne dikkat edin. Muhteşem bir şey ya. Konuşmaya sınırlar getiriyor. İnsanın yaratılış zemini sözdür. İfade etmeye de bak, yaratılış zemini söz. İçeride... Şunun için... Kendini inşa etmesi, bilinçli inşa etmesi tamamı söz ama ifadeye taşıması da söz. Ve ifadeye taşırken, edindiklerini ifadeye taşırken dikkatli ol diyor. Zan ve hurafeye dayalı olmasın diyor. Hakikatte karşılığı yok diyor bunu. Ve cezası var. Cezası da senin bir daha böyle yapmayın, kişilik gelişimini tamamlama. Kemalat yürüyüşünde olmaz diyor çünkü. Devam edeyim. Ki en önemli konu burada birincisi budur. İkincisi bir tane daha var. Söze dikkat edin demiş. Şeytanın etkisine girmenin de gereği olarak vurgulanır. Söze dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanır. Çünkü şeytanın etkisine girmemize de sebeptir söz. Vesvese dediğimiz söz. İnsanda da ve cinde olan. Yani aklımızı bulandıracak şeyler. Algımızı değiştirecek şeyler. Onun için söze dikkat etmek gerekiyor. Söze dikkat şeytanın etkisine girmemenin de gereği olarak vurgulanır. Sonuç Allah, Nebi ve dostlarınındır diye not düşürmüş. 5. Bu çok önemli bir not. Din, hak sözün gerçekleşmesidir demiştik. Hani fıtrat olarak yaşam ama ilke olarak hak sözün gerçekleşmesidir demiştik. Zan ve hurafeye bağlı sözün yaşamda gerçekleştirilmesi bu sureden de anlaşılmakta ki istenmemektedir. Bir daha söylüyorum. Zan ve hurafeye bağlı bağlı sözün, hani orada zınharı kullanıyor. Yani zınhar olayının burada ne alakası var dediğiniz zaman zaten çıkıyor ortaya. Bir daha zan ve hurafeye bağlı sözün, kelamın yaşamda gerçekleştirilmesi bu sureden de anlaşılmalı ki istenmemektedir. Böyle olursa eğer zanlarımız ve hurafeler dinimiz olur. Problem bu zaten. Kişilerin sözü, şunun sözü, bunun sözü, hurafelerimiz kültürden gelen, ondan gelen dinimiz oluyor. Gerçek dini yitiriyoruz. Bir de gerçek dini de kendi dinimize, hurafelerimize alet ediyoruz. Şu işimi yapmak için şunları okuyun, bu işimi yapmak için böyle okuyun. Bak böyle karşılıkları olan sureler var. Ama hepsini kalkıp bu şekilde yapmaya kalkarsak amacından yoksul kalırız. İşte o zaman zanna düştük. Ama senin işlerini görmen için değil bu. Yani işlerini görmen için kullanabileceğin bir kitap değil. Onunla yaşamına biçim verip hakka yükselmen için gönderilmiş bir kitap. Arada böyle bir fark var. Yani amacınızı belirlemeniz lazım bu bağlam. Yani dininiz hurafe dini mi, zan dini mi? Yoksa hakikatleri yaşama taşıyıp onunla bilinçlenir yeniden yaratıldığınız bir din mi? Daha doğrusu yeniden yaratılmanıza sebep veren bir din mi? Bu bağlamda okursak, bakın burası çok önemli, bir daha okuyorum. Din, hak sözün gerçekleşmesiydi. Din, hak sözün gerçekleşmesiydi. Hak söz gerçekleşmese ne oluyor bak? Zan ve hurafeye bağlı sözün yaşamda gerçekleştirilmesi bu sureden de anlaşılmaklı ki Allah tarafından istenmemektedir. Böyle olursa, yani böyle olursa dediği, eğer hurafe ve zanlar gerçekleştirilirse, zanlarımız ve hurafeler dinimiz olur. Hakka bağlı olarak doğruluk adına verilen sözlerin ise gereğinin yerine getirilmesi istenir. Hakka bağlı olarak verilen sözlerin de yerine getirilmesi istenir. Çünkü o söz yerine getirildiği zaman hak hisar olacak üzerinize. Kendini gösterecek. Aynı zamanda sözünüzü yerine getirmenin doğruluğu ve eminliğiyle beraber kişilik gelişimini sağlar. Çünkü bir insan sözünde doğruysa, sözünde yanlış değilse,
Kişilik gelişiminde kendinden emin olarak gelişimini sağlar. Ama sözünden emin olmayan insan korkak, pısırık, çekingen, maskeler arkasında yetişir ki kişiliği değişkendir onun. Ve kişiliği değişken olan insanlara güvenilmez. Markeler çünkü maskeler arkasındadır. Yani düşünün, söz zemininde yaratılıyoruz ya. Söz dost doğru, kuvvetli bir zemin. Temel sağlam. Söz gevşek. Bak sözünde gevşek adamı düşünün. Zanlar ve hurafelerle, menfaatlerle biçimlenmiş bir bilinç düşünün. Sözünde gevşek. Sözünde durmayan. Nasıl güveneceksin? Kişilik ve karakterinde efendime tutarsızlıklar görülür. Ama ilkelerle, gerçek hakikat sözle, Allah'ın sözü ve ayetlerine göre bilinç edinmiş, bilinci yapsallık değerler edinmiş, dokunulmazlar edinmiş, bir bilinçten değişme bekleyebilir misiniz? Allah'la yaratılan bilinçler, bak Hadid suresinden sonra geliyor bu. Yani sure Hadid suresinden sonra hemen okunuyor. Bu bağlamda baktığın zaman Allah'la yaratılan bir kul değişebilir mi? Muhteşem bir şey. Devam edeyim. Ceza verilmesi veya söz sahibinin, burası değildi pardon. Böyle olursa eğer zanlarımız ve hurafeler dinimiz olur. Hakka bağlı olarak doğruluk adına verilen sözlerin ise gereğinin yerinleme getirilmesi istenir. Bu da hak dinin sözün gerçekliği, yani hak dinin, yani sözün gerçeği, hak sözün gerçekleşmesinin gereğidir. 10. ayette, yok buraya not düşmemişim onu. Demek ki bir sonraki surede. Olsun. 22. ayette sözün iman ile içselleştirilmesi sonucunda söz ile bilinçlenen mümin kimliğindeki insanın tininde Allah ile yaşamının anlamlı bulduğunu betimler diye bir not düşmüşüm. Hı? Son ayet değil mi? Allah ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın ki Allah ve Resulüne karşı düşmanlık yapanlara dostluk etmiş olsunlar. Onlar babaları, oğulları, kardeşleri yahut yakın olsalar bile işte onlar kalplerine iman yazdığı, bakın ilkeler yazılmış kalplerine. Allah, bak bir söz olarak geliyor Allah. Ama Allah kavramı yüreğine yazılmış, imanın değeri olmuş, içselleşmiş, canlanmış. O canlanmış kavramla artık bakıyor. Emin. Yazdığı kendileri katında bir ruh ile desteklendiği kimselerdir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Oralarda ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuş kişilerdir. Hizbullah yani ki Allah tarafları, Allah'ın fıkrasıdırlar. Dikkat edin. Muhakkak ki bakın öndekileri bahsediyor. Ha. Yani Hizbullah diye bir örgütten bahsetmiyor. Yani dikkat edin. Muhakkak kurtuluşa erecek onlar sadece Hizbullah. Yani Allah'ın partisidir. Şimdi ismimiz Hizbullah oldu diye kurtuluşa ermiyoruz. Eylemlerimizde böyle sınıflandığımız zaman Hizbullah oluyoruz. Devam edeyim. Hadid'de insanın tinde gerekli olan edimlerde bulunması, mücadele süresinde ise insanın tini gereği gerekli olanı dile getirmesi istenendir. Ya burası muhteşem bir şey bakın. Hadid'de ne isteniyordu? İnsanın tininde gerekli olan edimlerde bulunması, mücadele süresinde ise insanın tini gereği gerekli olanı dile getirmesi istenir. 9, 10, 11. ayetler, 21. ayetler ve 19. ayetlerde çok önemli diye not düşmüşüm. Onları da zevk edersiniz. 9'a özellikle bir bakalım. Ey imanlar, kendi aranızda gizli konuştuğunuz günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelme konusunda fısıldaşıp da iyilik ve takva konusunda fısıldaşın. Yani bu şekilde konuşacağız da diyor. İyilik ve takva konusunda fısıldaşın. Ve huzurunuzda toplanacağız, Allah'tan korkun. Bak ne konuşup ne konuşmamamız gerektiğini söylüyor. Ve efendime söyleyeyim 10. ayet. Ancak o gizli konuşmalar şeytandandır. İman edenleri üzmek içindir. Oysa Allah... Ya müminin saklayacak bir şeyi var mıdır ya? Şeffaflık diyorduk yani. Benim saklayacak bir şeyim yok. Yani özeliniz olmamalı diyor ya. Ama daha önceki özelliğiniz olsun. Yok o şey özeli ayrı. Yani Allah'ın sana hususi olarak ayrıyeten verdiği ve alemde görülmesini istemediği şeyler ammenna. O senin özeli. Ama ilkeler bağlamında ortak özeller varsa onların dile getirilmesi Allah'ın sizin üzerinde görülmesini istiyor. Noktasında takdirler onlar gerekler. Çünkü insanlar birbirlerine örnek alacaklar. İnsanlar birbirlerine görecek, özenecekler, gıpta edecekler. İnsanlar birbirlerine aynı olarak doğruluğu görecekler. İnsanlar birbirine aynı olarak, ha bende de yalanım başka arkadaşımda görüyorum, yalnız değil olduğunu görecek. İnsanlar birbirlerinden görerek, ha demek onda da var, bende de var. Sınırlarını görecekler. Yani paylaşmak bu noktada önemli, onu söyleyeyim. Demiş, surede gerçekliğin dile getirilmesi ve gerçeklere göre yaşam dillendirilir. İnsanda da gerçeklere göre yaşaması istenendir. Çünkü gerçek, bakın
diğer surede, hadis surede gerekli olanlar. Ama bak, sözde gerçek olan söylenir. Gerekli olan gerçeğin dile getirilişidir. Gerekli olan gerçeğin yaşanmasıdır. Hadiste gerekli olan eylemlerde bulun. Değil mi? Gerekli olanları edin, gerekli olan eylemlerde bulundu. Ama mücadelede gerekli olan şeyi ifade edin ve gerekli olan şeyi konuş. Ve gerekli olan şeyi yaşa. Ve talin amin. İnsan mücadelesinde diye bir not düşmüşüm. İnsan mücadelesinde ilkesel edimlerinde nefsi emareliğini aşan ve kendiliğini değil ama özdelliğini bulandır. Eylem insan olmanın zorunlu gereğidir. Eylem insan olmanın zorunlu gereğidir. Bilgi, ihlas ve neden ve ereğe bağlı nesnesi üzerinden özdellikte gerçekleşen eylem yani amel, insanın özdellikte kendini bulmasının gereğidir. Dilde de kendini kimlikte ifade edişiyle özdenliğin tinsellik olarak en yüksek görünüşünde kendini bulur. Böylesi durumda insan bedensel tena aşkın kimlik beliriminde özdenliğini ifade eden insandır. Ama bu insanlığında asli tecellide mi insandı beşer midir? Zırhlı tecellide beşer midir? Kimliğini beşeri noktada mı gösteriyor? Yoksa beşeri noktada mı gösteriyor? Yoksa asli tecellide insan olarak, gerçek insan olarak mı gösteriyor? Önemli olan. Yani kimliğimizi Allah'a göre mi ediniyoruz? Nefsi ve hevalarımıza göre mi ediniyoruz? Problem o. Kimlikte görünüş en yüksek görünüştür. Altını çiziyorum bak. İlkede görünüş değil. Öznenin ilke üzeri görünüşü kimlikte görünüşüdür. En yüksekte görünüş biçimidir. Hac suresinin başı evrensel düzeyde görünüşün nasıl gerçekleştiğini imler. Hadid suresinin başındaki hüvelevel ve zahiru vel batın hüve bükülü şeyin alim. Evrensel olarak görünüşün kimlikte nasıl gerçekleştiğinin bilincini verir. Ama Hadid suresinin son 6 ayetine girdiğimiz zaman o zaman ipler kopacak. Bambaşka bir yere taşınacak. Evet, bir 10 dakika ara verelim, ondan sonra geçelim. Evet, ona geçelim. Bu nereye? Buraya. Lakin Hac suresine başlamadan önce Hadid'de gerekli olanlar veriliyordu. Gerekli olanın edinilmesi gerektiği ve gerekli olanlar da olsa yaşanmamız gerektiği vurgulanıyordu. Gereksinimlerimiz ne olursa olsun gerekli olanlar doğrultusunda gitmemiz gerektiği vurgulanıyor. Çünkü gerekli olan zorunlu olandı. Şimdi Hac suresinde izafi olarak gereksinen değil ilkesel olarak yaşamda gerekli olanın yapıldığına, mücadelede ise dilde gerçek olanın Hadid'de ise bakın Hadid'de izafi olarak gereksinen değil ilkesel olarak yaşamda gerekli olanın yapıldığına, olması gerekenin yapıldığına, mücadelede ise dilde gerçek olan ifade de edildiğinde de hakikatin görünüş bulduğunu anlamak gerekir. Yani gerekli olanı yaptığınız zaman, gerçek olanı dile getirdiğiniz zaman hakikati ilahi kendisini hikmet-i ilahisinde, yani nesnesinin üzerinden göstermiş olarak, hikmet-i ilahisi dediğin zaman nesnesi üzerinden görünmüş, göstermiş olarak kendi varlığını öznellikte gösterir. Görünüş bulur. Bir daha söyleyeyim, altını çiziyorum. İlkesel görünüş öznel görünüştür. İlkesinde anlam olarak bağlı kalmamak lazım. Orada o anlama bağlı olarak öznenin göründüğünü görmek lazım. Özneyi en yüksek düzeyde ise kimlikte görürsünüz diye not düşmüştük. Ve bir de altını çize çize söylüyorum. Gereksinen şeylerde, eylemlerde bulmak, gereksinen değil pardon. Gerekli olanlarda eylemli bulmak, gerekli olan zorunluluklar, ilkeler. Eylemlerde bulunmak ve gereklilik dairesinde eylemlerde bulunurken aynı zamanda gerçeğin ifade edilişinde Cenab-ı Hakk'ın görünüşü söz konusu, kendini isar edişi söz konusudur. Bunun da altını çizeyim. Hak ki Hadid'de bu net anlamdırıyor. Lakin Haş'a geldiğimiz zaman Haş'ta bir gereklilik daha çıkıyor bize. Bakın Hadid'de iyi olan şeyin gerekliliği anlamlı kılınır. Yapılması gerekliliği anlamlı kılınır. Ama Haş süresinde doğru olanın gerekli olduğu bilinci verilir. Bunun şeyden o, bakın doğru olan illa iyi olacaktır diye bir kaydı yok. Yani direkt bize iyiliği verecektir diye bir kaydı, sonucunda iyiliği verir ama o sırada doğru olması gereken şeydir. Mesela ne diyor? Hurma ağaçlarından her neyi kesmişsen veya kökleri üzerinde her neyi dimdik bırakmışsan Allah'ın izniyledir ve fasık olanları alçaltması içindir. Bak muhteşem bir söz. Bakın ilk bakışta doğru olarak görmüyorsun. Hurma ağaçlarının kesilmesi filan. Ama ilkenin açığa çıkması için, Cenab-ı Hakk'ın görünüş bulması için, İnsanların sınıflanması için, aralarındaki ilişkide Cenab-ı Hakk'ın görünmesi için gerekli bir şeyden bahsediyor. Bunu hepimizin bildiği bir şey var. Ya Uhud Savaşı'nda ya Bedir. Hani esirler toplanıyor. Esirleri ne yapalım istişaresi oluyor. Herkes bağışlayalım affedelim. Fitye karşısında şurada böyle görüşler oluyor. Hazreti Ömer'e sıra geliyor. Ya Ömer sen ne dersin? Vallahi ya Resulallah diyor.
herkes diyor kendi hısmını da almak kaydıyla diyor birbirimize hasım olmamak için diyor. Herkes diyor kendi hısmının başına vursun diyor. Çünkü bunlar bir daha döner gelir bir daha İslam'a bize kılıç çalacaklar diyor. Ve Allah Azimşan buyuruyor, Cebrail gönderiyor diyor ki 7. gök katında diyor Allah bak kelam katında. 7. gök katı kelam katı. Kelam katında Cenab-ı Hak onunla aynı kararı verdi. Vermişti daha doğrusu önceden. Verdi değil de vermişti. Çünkü 8. gök katında zaten verilmiş kararlar hazırdır. 7. gök katında ifade edilir. En alt gök katında bir tanesi o gök katıyla uyumlu olarak ifadede bulunmuş. Kim? Ömer. Demek ki oradan bir beslenişi var. Burası çok önemli. O tarafı es geçtik. Burası biraz fantaziye girer. Yani alemler arasında insandaki ilişkilerin sonucu olarak insanda tezahürlerin olduğunu da bilmek adına önemli bir şey. Her neyse şimdi demek istediğime getireyim. Diyor ki ne? Allah'ın lütfuysa hepsini katledelim. Neyse fidye veriliyor. Allah Azimşan diyor merhamet olmasaydı diyor fidye karşılığında değişiyor. Allah Azimşan'ın merhameti olmasaydı helak edileceksiniz diye bir söz çıkıyor. Şimdi önemli olan bu değil. Önemli olan şu. Yani sonuç değil. Önemli olan şu. Allah'ın lütfuysa olmaması gereken bir durumla karşı karşılığında değil mi? Yani insanlar öldürecek çoğu da akraba. Ama doğru olan öldürülmeleri. Size ağır gelebilir. O sırada iyi değil. Ama sonuç iyi. Yaptığınız doğru hareket sonuç olarak iyiyi getiriyorsa insanlık için, maneviyat için olması gerekendir. Gerekli olandır. Yoksa siz gider mi dersiniz? Ertesi gün gene geldiler. Ömer şeyinde sözünde doğru çıktı. Ertesi gün dediğim tabii belli bir zamandan sonra toparlandıktan sonra gene geldiler. Daha kuvvetli oluyor. Ama Allah takdir etmiştir. Yani sonuçta onları da şey etmiştir. Yani neydi? Bağışlanmışlardır. Yapacak bir şey yok. Ama o ders görüyor, bize gösteriyor ki olması gereken size ağır bile gelse yapılması gerekendir. Anlatabildim mi? Ama bak hadit de öyle değildi. Hadit de iyi olan olması gereken. Bu ise doğru olanın olması gereken. Mesela evinizi böcekler istila etti. Ne yapacaksınız? Hadi gelin de öldürmeyin. İnsan hayatına zarar vermeye başlayan bir şey katledilmesi her şeydir. Efendime söyleyeyim neydi? Haktır. İnsan hayatına zarar veriyorsun. Karıncaysa değil ha. O insan hayatına zarar vermiyor. Ha zarar vereni varsa ayrı. İnsan hayatına zarar veriyorsa, sağlığına zarar veriyorsa, insana ne zarar verirse zaten hepsinin şeyi hak. Katledilmesi hak. Bu insan olup da iki ayaklı olsa bile. Toplum içinde yaşaması hak değil. İdam cezasını niye kaldırmışlar bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İnsan değilse ölmesi haktır ya. Tabii. Allah sizin elinizde diyor. Artık meleklerle, şunlarla, doğa felaketlerle değil. Sizin elinizde o memat esmasını yerine getirmek istiyor. Öldürme esmasını yerine getirmek istiyor. Tevhide bak. Haç suresi insanın toplumsal ilişkilerinde Cenab-ı Hakk'ı yaşama taşıması, Cenab-ı Hakk'ın esmalarını tahakkuk ettirmesi, tahakkuk ederken Cenab-ı Hakk'ın onun üzerinde kendisini ishar etmesi üzerine inmiş bir ayet. Yani Allah ile toparlanmanın suresidir. Bunu bütün toplumsal ilişkilerinde görüyorsun. Toplumsal birliktelik ilkesiyle okunmalıdır. Ve toplumsal birlikteliği yaşamayanların esma-i ilahi asli olarak yaşamadıklarının vurgusu vardır. Sen onları içlerinde bir görürsün, pardon dışlarında bir görürsün ama içlerinde darmadağındırlar. Bakın bir önceki surelerde ne vardı? Bilincinde sağlam bir zemin edinmeden bahsediyorduk değil mi? Toplumda sağlam bir zemin edinme de hukukla gerçekleşir. Toplumda bir sağlam edinme amaç birlikteliğiyle gerçekleşir. Toplumda yani ereğe bağlı, ilkeye bağlı, aynı ülkeye bağlı bir amaç ediniminde gerçekleşir. Onun için müminlerin kendisi de birbirlerine düşman iken, birbirleriyle uzak kişilerken bir bakıyorsun onların kalplerini bir sevdirdik. Sen onları da birleyici değildin diye ayet-i kerime okumuştuk hatırlarsınız. Demek ki ilkedeki beraberlik, duygusal ilişkiler, o ilkedeki beraberliğin getirdiği duygusal şey toplumsal birliktelikte insani ilişkiler getiriyor. O insani ilişkiler üzerinde Cenab-ı Hakk'ın esmalar tecelli ediyor. Bir daha altını çiziyorum. İnsan kendindeki potansiyelleri yine insanla açar. İnsanlı ilişkilerde yaşadığı zaman karşılaştığı olaylarla zorlanırken, doğada zorlanırken demedim. Doğada zorlandığında zaman da sıfatlarını geliştirir. Efendime söyleyeyim ilahi sıfatlar açılır. Amen ama insani ilişkilerde birebir açılır. Çünkü karşısındaki de potansiyelleri olan birisidir. Doğada potansiyeller yok mu anlamında değil. Doğadaki potansiyeller tek düze. Her birinde bir sıfat ilahi, iki sıfat ilahi tezahür. İnsanda ise birçok sıfat ilahi ve melekeleriyle beraber çeşitlilik var. O çeşitlilikle birbirlerine aynı olma, o çeşitlilikle birbirlerini zorlama, o çeşitlilikte kendilerini bulma daha kolay ve daha zordur.
Ne kadar zorlanıyorsa o kadar zor. Ama ne kadar idrakinde ve bilincinde olarak yaşıyorsa o kadar kolaydır. Ve Haç suresinde şuraları tam özetleyeyim. Takdir ilahi. Haç suresinde toplumla birlik ilkesiyle okunmanı, toplumda birlik ortak ereğe bağlı olarak hukuk ve rızaya dayalı yaşam biçimiyle mümkündür. Ortak akıl da toplumsal birlikteliğin sürdürülebilirliği adına gereklidir. Ortak akıl da toplumsal birlikteliğin sürdürülebilirliği adına gereklidir. Yani aynı ülküyü paylaşmak zorunda. Aynı ülküyü paylaşmıyorsak toplumsal birliktelikten bahsedemezsiniz. İmkan. Sure sürdürülebilir olanın gerekliliğinin ifadesini taşır. Bakın, sure sürdürülebilir olanın gerekliliğini, bir şeyi neyle sürdürülebilir kılıyorsan onun gerekli olduğunu ifadesini taşır. İlkeler üzeri nedenler ve ereğe bağlı olarak ortak akılda hukuk zeminde ve rıza üzeri yaşayanların ilkeleri üzerinden ilahi sıfat ve esmaları ile Hazreti Allah'ın kendisini ihsar eder diye notmuş. Yani bu zeminde yaşadığınız zaman toplumsal zeminde, toplumsal yaşantı, o zaman ilahi sıfatlar kendini gösterir. Ama toplumsal birlikteliği olmayıp da efendim ortak akılda bulunmayanlarda o ortak akılın olması gerektiğinin, hukukun olması gerektiğinin, efendime söyleyeyim, bu şekilde dinde ilerlenmeyebileceğinin aklını verirler bize. Yani böyle olmuyor. Bunun aklını veriyorlar bize. Bunlar daha önce konuştuğumuz için üzerinde fazla durmuyorum. Diğer surelerde fert muhatap iken bu sürede toplum içindeki ilahi sıfatlar üzere haşredilen insan toplum düzeyinde muhataptır. Yani birebir fertte konuşuyordur. Diğer surelerin tamamında, tamamında demeyeyim de bazı şeylerinde, bir önceki surelerde, yani bugün konuştuğumuz surelerde, ama bu surede bizatihi toplum düzeyinde insan konuşuluyor. 7. ve 9. ayetler toplum birlikteliği adına önemli. 10, 18, 19, 20. ayetler de önemli. Bakalım onlara. Harf süresince neredeydi? 7 ve 9. Allah'ın memleketlerin halkından peygamberlerine verdiğini, burası yanlış çevirilerde bulmuş ya, dilim sürçüyor, parantezler fazla. Orada var mı? Bu da parantez, benimki sahne. Bir oku bakayım, senden oku. Ondan. Ha, Allah'ın memleketlerin hakkı. Memleketlerin... Fethedilen diye çevirmiş. Tamam. Memleketlerin halkından peygamberine verdiği ganimet. Evet. Allah, peygamber, yakın akrabaları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ki içinizden yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. Aa, muhteşem bir ayet ya. Bunu özellikle not etmiştim. Yani biz sizin zenginliği diyor, sizler arasında gezmesin, dolaşmasından hoşnut değiliz. Peygamber size, bak, toplumsal birliktelik için sakıncalı bir şey. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizi neden sakındırdıysa da ondan sakının. Allah'tan korkun. Şüphesiz sakının. Ya da sakının. Şüphesiz Allah azabı şiddetli olandır. Ve onlardan, 9. ayet, ve onlardan önce o yurdu mesken edilmiş ve imanı yerleştirilmiş olan onlar, kendilerine hicret edip gelenleri sevenler ve onlara verilenler şeylerde o işlerinde herhangi bir rahatsızlık duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinde korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bak, cimrilik gene önümüze çıkıyor. Yani verme zorunlu bir şey ya. Edimde bulunmak, çalışmak, üretmek, vermek zorunlu bir şey. İnsan tüketmekten daha çok üretici olarak Kur'an'da vurgulanıyor. Yani tüketmeden daha çok diyor, dilim sürçtü, tüketmekten daha çok üret diyor. Ver diyor, paylaş diyor. Bu net anlatılan bir şey. Bir şey daha var. Bakayım. 10, 18. Bir de onlardan sonra gelenlere, onlar derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla göçüp giden mümin kardeşlerimizi bağışla ve iman etmiş olanlara karşı kalplerimizi hiçbir kim bırakma. Rabbimiz kuşkuşuz sen, çok şefkatli, pek merhametli. Bak, burada önemli olan şey şu. Mümin kardeşler diyor ha. Kadın, erkek, Kürt, Türk, Arap, Çerkez, bunu konuşmuyor. Yani şu anda bulunduğumuz nokta. Yani böyle bir tarafı var. 18 ve 19, 20. ayetler de önemli. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, her nefis yarın için neyi gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı pekala haberdar. Bakın, eylemin kendisinde ürettiklerimizden korkmamız gerektiği vurgulanıyor. Yoksa Allah'tan korkun der ki Allah'ın zatını sevin vurgusu zaten vardır. Bak. 19. Allah'ı unutan ve bu yüzden onun da kendilerine nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık olan kimselerdir. 20. ayet. Eğer bu Kur'an bir daha indirseydik hakikaten onu Allah korusu, ne diyor? Allah korkusundan baş eğmiş ve parça parça olmuş göründün. Onun için bir not tutmuştum, okurum biraz sonra.
görürdün. İşte biz belki düşünürler diye insanlara bu misaller veriyoruz. Yani Kur'an yaşamak zor bir şey. Kur'an'ın inmesi zor. Yaşama taşınması daha zor. Dün bir kardeşimiz vardı. Beyaz Tibestami'nin bir sözünü söyledi de hoşuma gitti. Beyaz da sormuşlar bu yoldayken en son neye, en çok neye zorlandın? Kur'an'ı yaşamaya zorlandın. Başka bir şeye zorlanmam. Zaten bütün hayat Kur'an'ı yaşamak için, başka bir şey için değil. Devam edeyim bakayım. Amaca bağlı yürüyüşte bir de önemli demiş 13. ve 14. ayetler de demiş. Gerçekten siz onların korku ve ürperti bakımından Allah'tan çok gerçekten siz onların içlerinde size karşı duydukları korku bakımından Allah'tan çok daha şiddetlisiniz. Yani Allah'tan çok sizden korkuyorlar diyor. Bu gerçekten onların anlamayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Ya muhteşem bir şey. Yani Allah'tan korkulması gerekmez mi? Onlar iyice korunmuş şehirlerde veya duvarların arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşlarızlar. Onların kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Bak birliktelik yok diyor. Sen onları toplu sanırsın. Oysa akitleri farklı olması sebebiyle kalpleri damladandır. Bu gerçekten onların akletmeyen bir kavim olması sebebiyledir. Hazreti Mevlana'nın bir hadisi var. Hadisi derken hadisesi var. Müritleriyle beraber yürüyor. Müritler diyor ki efendim diyor eniklere bakın diyor ne güzel oynuyorlar diyor. Köpekler, köpek yavruları görmüşler. Evladım diyor aralarına bir kemik atın ondan sonra yürü. Ya, menfaat birlikteliği bozuldu zaman bitti. Allah. Önemli olan ilke birlikteliği size vurduğu o. Yani bir toplum inşa edilecekse, bak bilinç inşa edilecekse ilkede tutarlılıkla inşa edilir. Değerlerle içselleştirilmezse değerler düzeyde içselleştirilmesiyle inşa edilir. Amenna. Ama toplum yaratılacaksa, toplum inşa edilecekse, o toplum içinde hak tezahür edecekse ilkelerdeki tutarlılıkla söz konusu. Onun için toplumda birlik istemiyor. O toplumsal birlikteki ilişkilerde hak tezahür ediyor. O mümin kardeşlerin nefslerini kendi nefslerine tercih ederler ayeti gibi. O birlikteliğin içindeki ilişkilerde, ortak eylemlerde Allah tezahür ediyor. Ve meşruiyet kazanıyor. İlkeler toplumsal yaşada meşruiyet kazanıyor. Sorgulanmayacak düzeyde meşruiyet kazanıyor. Ama toplumsal ilkeler yaşamda Cenab-ı Hak yani Allah, kitap, ilkeler meşruiyet kazanmamışsa sorgulanıyor. Günümüzdeki en büyük yaşadığımız problemlerden de Hazreti Resulullah'ın meşruiyetidir. Gerçekten peygamber miydi değil miydi? Belgesellere bakıyorsun, Batı'nın yaptığı belgeselde şöyle. Muhammed'e Kur'an indiğini söyledi, pardon kitap indiğini bu mağarada söyledi gibi tanımlarla anlatılıyor mesela. Bak kitap indiğini kendi söyledi anlamında gidiyor. Bunu zaten kabul etse iman etti. Yani o tarafa ayrı. Veyahut da karikatürler meselesi. Yani meşruiyetini sorgulamaya taşır. Ama meşruiyeti sorgulanmayan toplumda o artık bir gerçektir. Ve o gerçek yaşama taşınmıştır. Amacımız da zaten o. Şimdi devam edeyim. Amaca bağlı yürüyüşte insanın zafiyetler göstermesi kaçınılmazdır. Buna rağmen insandan beklenen zaaflarını amaca bağlı olarak ilkeli salih amelleriyle aşması, bakın amelleriyle aşması. Yani amel aştırtıyor. Aşması ve tevhid-i efa ve tevhid-i sıfatta yaşarken halifelik ruhunu yaşamında göstermesidir diye not düşmüşüm. Allah'ın kendisini ishal ediyorken göstermesidir. Bir daha okuyayım şurayı. Buna rağmen insanda beklenen zaafların amaca bağlı olarak ilkeli salih amelleriyle aşması ve tevhid-i efal ve tevhid-i sıfatta yaşarken halefelik ruhunun yaşamında Allah'ın kendisini ishal ediyorken göstermesidir. İnsan kendi nefsini aşarken kendini bulandır. Öz varlığını da bulandır aynı zamanda. Bu da surenin özetidir. Surenin ilk ayetlerine bakıldığında daha önce doğa unsurları veya melekeleri ile hüküm veren Allah'ın insan üzerinden hükmünü icra ettirdiğine tanık olmaktayız. Bu çok önemli. Yani doğada tecelli eden tek tek melekelerde bir sıfatla veya da birçok ilkeye bağlı olarak tecelli insanda çeşitlilikte tezahür ediyor. Ben insandayım sözünü hatırlayın. Adresi insan göstermiş. Özetidir. İlk ayetlerine bakıldığında demiş Pablo, Allah'ın insan üzerinde hükmünü icra ettirdiğine tanık olmaktayız. Özellikle 4 ve 5. ayetler bu durumu anlamlı kılmak adına önemlidir. Hadid suresinde nurlanan insana, Haş suresinde sıfat ve esma-i ilahin gereğinde zorunlu olarak yaşayan insana tanımız. Bakın, Hadid suresinde nurlanan insan. Gerekenleri yaptıkça Cenab-ı Hak ile nurlanan insana. Ama Hadid suresinde ise esma-i ilahi ile var olan bir insana tanımız. Tevhide taşınan bir insan. Bakın tevhid başka bir anlam taşıyacak şimdi. Burası önemli. Hadis suresinde nurlanan insanı, Haş suresinde sıfat ve esma-i ilahinin gereğinde zorunlu olarak yaşayan insana tanırız.
zorunlu olarak yaşaması gereken insan demek daha doğru. İnsanlıktaki tine bağlı olarak gerçekleşen olumlu veyahut da olumsuz eylemlerimiz esma ve sıfat-ı ilahi ile Allah'ın kendisini kimlikte isar edişine sebeptir. Olumlu veyahut da olumsuz, çatışkıda çıkan her türlü şey dahi. Din sözün gerçekleşmesiydi. Hak söz yaşamda öznellikte gerçekleşince, yani ilkeler yaşamda öznellikte gerçekleşince, niteliği itibariyle ismini, bakın niteliği itibariyle ismi tevhid olur. Bilmem ne oldu. Ha, muhteşem bir şey bu, bakın. Din dediğiniz tevhiddir. Bir daha okuyorum. Din sözün gerçekleşmesiydi. Hak söz, yani ilkeler yaşamda öznellikte gerçekleşince, gerçekleşirse eğer demek daha doğru. Ki hep öyle gerçekleşiyor da bunun farkına varmak, asli tecellide yaşamak farklı bir şey. Gerçekleşirse niteliği itibariyle din, ismi itibariyle tevhid olur. Niteliği itibariyle din, ismi itibariyle tevhid olur. Yani din demeniz tevhidi yaşamaktır. Yani din eşittir sözün gerçekleşmesi. Hak söz sizde gerçekleştiği zaman zaten tevhidi yaşıyorsunuz. Allah üzerinizde tezahür ediyor. Yani yaşadığınız, sizde gerçekleştirdiğiniz şeyler, yaşamınızda gerçekleştirdiğiniz şeyler Cenab-ı Hakk'ın tezahürü söz konusu. Kendini isar edişi, görünüşe taşıması söz konusu. Tevhid, yaşamda tevhid. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Şey, başı ne oluyor? Sırat-ı müstakim. Sonucu itibariyle halifelik. Ama ardılı olan bir halife değil. Üzerinde Rabbi Allah olan halife. Rabbi Allah. Ki hakikaten önemli bu. Burası çok önemli. Allah'ın insanda kendisini isar, tezahür etmesidir. Pardon, okuyayım. Ha, tevhid olur. İlimde tevhid, ilimde tevhid irşada, yani bilinçlenmeye. Yaşamda tevhid ise Allah'ın insanda kendisini tezahür etmesidir. Yani amaca bağlı dinin gerçekleşmesidir. Yani din dediğimiz Allah'a taşıyandır, sonuç verendir. Amaca bağlı olarak, değil mi? Bir tanımı da öyle kurmuştuk. Hak sözün amacına bağlı olarak gerçekleşmesidir. O gerçekleştiği zaman Allah kendini sizin üzerinden isar ediyor. Muhteşem bir şey. Yani. Tezahürte, yani amaca bağlı dinin gerçekleşmesidir. Hac süresinde hak olanın yaşanmasının, yani ilke bağlamda gerçek olan yaşamda tahakkuk ederken kulun Rabbi olan Allah'ın tezahür ettiğinin bilincinde olması tevhidin tevhiddir. Tevhidin surede anlamlı kılındığına tanız diye not düşmüşüm. 5. ayet bu bağlamda önemli gibi bir şey düşmüşüz. Bir bakayım, yoksa sonradan beklemişim. Kurma ağaçlarından her neyi kesmişse veya kökler üzerinde her neyi dimdik bırakmışsa Allah'ın izniyle de fasık olanları alçaltması için. Yani tevhid tamamıyla. Onlar nefisleri, bakın onları, nefislerini, adını unuttum. Kendi mümin kardeşlerin nefsini kendi nefislerine tercih eder. Gene bir ilke tecelli ediyor bakın. Merhamet, şefkat, cömertlik. Cömertlik varken vermek değil, yok iken vermektir bir noktada. Diyor Hazreti şeye sorarlar, Ali Efendimiz'e sorarlar cömertlik nedir diye, takdir-i ilahi. Bunun gibi sorular çok, pardon, İbrahim Ethem'e soruyorlar cömertlik nedir diye. Efendi diyor siz malınızı nasıl dağıtıyorsunuz? Bulduğumuz zaman şükrediyoruz diyor. Dağıtıyoruz diyor. Bulmadığımız zaman sabrediyoruz diyor. Bizim Bedir'in köpekleri de onu yapıyor diyor. Behlin köpekleri de öyle yapıyor kendisinin geldiği şey. Biz diyor bulmadığımız zaman şükrederiz. Bulduğumuz zaman da hepsini dağıtır gideriz diyor. Yok iken vermek önemli. Varken değil. Yani yok iken paylaşabiliyorsan zaten ilkenden tavizin yok anlamına geliyor. Varken vermek gerçekten kolay. Var ki veriyorsun zaten. Ama yok iken ihtiyaçlı olduğun gereksinimin neyse onu minimum düzeyde ama onu paylaşıyorsun. Hani bir tane lokma gelmiş, un göndermişler de demiş bugünkü katımız hazır, diğer kardeşimize götür. Öbürü öbürüne göndermiş, öbürü öbürüne göndermiş. Bunlar da yükselmenin gereklilikleri. Ne kadar böyle yapıyorsak. Bak çıtadır bu aslında. Yani demek istediğim bu ideal olan. Herkes yaşayabilir mi? Hayatın gerçeklilikleri buna müsaade etmez. Çatışkıda olacak, nefse emare olacak değil mi? Buna müsaade etmez. Yani Cenab-ı Hak kendisini tezahür ettiği şartları neyse bunlar müsaade etmez. Etmediğinden sonra ideal olan bir şeydir. Çıtadır. O çıtaya göre biz neredeyiz görmek içindir bu. Yani biz bunun neresindeyiz? Hac suresinde hak olanın yaşanmasının yani ilke bağlamda gerçek olanın yaşamda tahakkuk ederken kulun Rabbi olanın Allah'ın tezahür ettiğinin bilincinde olması tevhidi
tevhid olarak anlamlı kıldığında tanınız demişiz. Beşinci ayette bu bağlamda da önemli. 16. ayet vicdana verilen vesvesenin iş gördüğünü vurgular diye bir not var. Şeytanın durumu gibidir. Hani insana küfreder de o küfredince der ki gerçekten ben senden beriyim. Çünkü ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkarım. Vesveseyi veriyor, ondan sonra elini ayağını çekiyor. Çünkü o küfür etmiyor. Küfür ettirtiyor. Küfür ettirmek mesuliyet de getirir. Ayrı mevzu. Bir notum daha var. Bu konuştuğumuz bütün her şey için önemli bir not. Bilgi edinimi, bildiğini edinmek. Bakın bilgi edinimi, bildiğini edinmek. Neyi biliyorsak onu edinmek. Ve halka dönük olarak edindiğini gerçekleştirmek. İnsanı kamil olmanın şartıdır diye bir not düşmüşüm. Efendim bir hikaye anlatmıştı. Yorum dedi. Resulullah hep üzünlüydü derdi. Ben bunu böyle anlamamıştım. Birincisi demişti. Yorum demişti. Resulullah üzünlüydü. Bilmiyordu. Bildi. Bu sefer eremedi. Ermiyordu. Onun için üzünlüydü. Erdi. Gene üzünlüydü. Bu sefer ümmeti için geri döndü. Yani edindiklerini paylaşmak için. Yaşadıklarını göstermek için. Yaşadıklarına taşımak için. Yani kıble kendisi olduğu pir demek. Allah'ın üzerinde tezahür ettiği demektir. Pir-i Ekber'dir kendisi. Resulullah'ta olana vardı kendine gelen. Nur kapısıdır ya. Sıfat kapısıdır. Esma kapısıdır. Her Resul'e gelen, bak Resul'e gelen ondaki ilahi tecellilere masal. Ve onda ne tezahür ediyorsa onu alır. Onun için şerefli bir ümmetiz. Ümmet olabilirsin. Bakın altını çize çize söylüyorum. Bilgi edinimi. Bilgi edinimden sonra bildiğini edinmek. Bakın veliliği bilebilirsiniz ama velilik edinmek başka bir şey. Allah'ı bilebilirsiniz ama Allah'a ermek başka bir şey. Allah'a edinemezsiniz. Altını çizim onun için dedim. Allah'a erersiniz diye. Halka dönük olarak edindiğini gerçekleştirmek insan-ı kamil olmanın şartıdır. Yani Allah'a vardığınız zaman insan-ı kamil olmuyorsunuz. İnsan-ı kamil Allah'a vardıktan sonra kendisinin üzerinde istidadı, sıfat-ı ilahisi neyse onu gerçekleştiren, ürettikleriyle beraber de paylaşandır. Ki bunun için gene aleme döndüğü zaman duygulanım gene şart oluyor. Yani insan-ı kamil deyince hiçbir şey hissetmez. Makamında oturmuş, keyfine bakan, döşeği orada hazır, hani rahat. Böyle bir kişi değil. Geri dönmüş insan insan-ı kamildir. Bakın kendisini batında gerçekleştirmiş değil. Batında gerçekleştirdikten sonra zahirde de gerçekleştirendir. Yani üzerinde olanı, eylemlerinde gösteren, ürettiklerinde gösteren, insanları aynı ülkede birleştiren ve o ülkede birleştirirken insanları geliştiren, tininde yükselmelerine sebep veren, yaşadıklarını paylaşan, ürettiklerini paylaşan insan-ı kamildir. Çünkü kendinin farkına varmak ancak ürettiği zaman, paylaştığı zaman olan bir şeydir. Bakın kaç süreden beri paylaşım, paylaşım, paylaşım diyor. Ne ediniyorsan paylaş diyor. Malın zekatını ver diyor yani. Mülkün, malın, maneviyatın, zekatını ver. Yani başkalarının senin üzerindeki hakkını ver. Allah'ın senin üzerindeki hakkını ver. Ki vermesi de imkansız gibi bir şey. Canınızı verirsiniz ancak kurtulursunuz. Çünkü canı vermek de kendini vakfetmekle alakadar vermek. Yoksa imkan yok, verilmez. Gözün hakkı bile vermez. İbadet mi? Namazınız, niyazınız vallahi elinizin hakkına yetişmez. Ha. Allah'ın hakkını verebilecekseniz kendinizi vakfetmelisiniz. Bütün sıfat-ı ilahi. Bugün benim için ne yaptın? Ya Rabbi namazımı kıldım, şu ettim, bu ettim. Ya Musa bunu kendin için yaptın diyor. Yani salattaydım, zikirdeydim, seni kıble edinmiştim vesaire. Onu kendi nefsin için yaptın, kurtuluşun için ben sana onları verdim diyor. Benim için ne yaptın? Allah için olduğunuz zaman hakkını vermişsinizdir. Allah için olanlar Allah'ın hakkını vermişlerdir. Üzerlerindeki hakkını. Devam edeyim. İşte o gün zaten Allah üzerlerinde görünüyordur. Başka ne var? Şurada bir şeyler daha var. Devam edeyim şuraya. Edinilenin gerçekleşmesi insan-ı kamilin olmanın şartıdır. Edinilenin gerçekleşmesi edinim sürecinde tüketici olan insanın edinim ve üretimlerde mümkündür. Edinilenin, bakın edinilen neyse onun gerçekleşmesi diyor. Tüketen insanın, başta tüketen insanın sonuçta edimleriyle ve ürettikleriyle tezahür etmesi sonucunda gerçekleşmesi mümkündür. Ürün vermek insanı kamil olmanın gereğidir. Öğrenmek, bulmak, yakin gelmek. Bakın öğrenmek, bulmak, yakin gelmek. Hani vuslat dedikleri şeyler. Kavuşmak, ermek yani olmak. Ermek demek olmak. Olmak ve sonuç itibariyle hizmet etmek yani ürün vermek
insan tininin zorunlu olgunluk sürecinde yaşaması gereken durumlardır. Bakın, olgunluk sürecinde, kemalat sürecinde yaşaması gereken durumlardır. Bunu hep hüzünlü olan bilen, hüzünlü olan olup da eren, hüzünlü olup da ümmetine yönelen Nebi Efendimiz'de de görebiliriz diye not düşmüş. Yani hüzünlü olup bilmeye çalışan, hüzünlü olup da ermeye çalışan, hüzünlü olup da geri ümmetine dönen ve kendisinin edindiklerini risale eden, yeniden üreten. Risale etmek demek, yeniden kendisinin edindiklerini üretmek demektir. Dikkatli bakın, hani geçen hafta ne konuşmuştuk? Yani öyle ayetler var ki hadis-i şeriflerde birebir. Yeniden üretmiş, onların anlayacağı dille söylemiş. 7 diye bir notumuz var, orayı da okuyayım. 21. ayet önemli. 21. ayet, eğer bu Kur'an'ı bir daha indirdiyseydi. Bakın, bir önceki surede ne diyordu? Temizler. Vaka'da ne diyordu? Bir önceki değil de Vaka ne diyordu? Temizler, dokunur. Bu surede ne diyor? Daha indirseydik daha helak olurdu diyor. Ağır bir işe talipsiniz diyor. Yani temizlenirken, iniş olacaksa eğer, iniş de olurken, nuzul edilecekse, o zaman zor bir işe talipsiniz. 21. ayet önemli. Her mevcut kendi içeriğinin dışında enerjik olan, yani dilimsel olan öznel yükü taşıyamamakta. Sadece kendiliğini yaşamakta. Bakın, her mevcut kendi içeriğinin dışında başka bir enerjik olan yükü, içeriği, anlamı, manayı yaşayamıyor. Kendi içeriği neyse eylemlerinde onu gösterir. Öznel yükü taşıyamamakta, sadece kendiliğini yaşamakta. İnsan ise birçok mevcut mertebesinin yeniden formunu, bakın, birçok mevcudat mertebesinin, özür dilerim, şöyle denilmesi gerekiyor. Birçok mevcudat mertebesi yeniden form bulmuş ve kendinde olan çeşitliliği açığa çıkartmakta ve öznel olarak başka içeriği de kendinde taşıyabilecek, yüksek içeriğe ulaşabilecek kıvamda halk edilmiştir. Yani sadece bir içeriğe bağlı olarak öznelliğini yaşayan değil, birçok öznelliği yaşayabilecek bir kıvamda yaratılmıştır. Hani biraz önce anlattığımız bir önceki surelerde her şeyle her şey olmak, hemhal olmaktan anlayın. Hadi onu da bırakın, Allah ile hemhal olma. Allah ile hemhal olunmaz da diye altını çizilmiştik. Değil mi? Buralar çok önemli. Yüksek içeriğe ulaşabilecek kıvamda da halk edilmiştir. Bununla beraber kastedilen bir anlamda Kur'an'ın bir bireyden daha çok, bak daha örneğini veriyor. Daha kendi içeriğini yaşıyor. Onun için kaldırılmaz. Zorlarsınız. Onun kıvamı dışında bir şey yüklerseniz onu zorlarsınız, çatlatırsınız. Bu toplumsal yaşantıda olsun. Evladınızla ilişkileri düşünün. Evladınızla sizde olanı zorluyorsunuz. Çatlatırsınız. O kendinde olanı yaşayacak evvela. Ondan sonra sizdeki olanı taşımaya müsaitse, başkalarında olanı taşımaya müsaitse, yani eylemleri artık herkes için olmaya doğru taşınmış ise onları da üzerinde taşıyabilir. Ondan önce olmaz. Kendini taşıyor çünkü. Kendini yaşamayı öğreniyor. Çatlatırsınız. Onun için eğitim, pedagojik olarak eğitim sürecinde insan zorlanmamalı. Zorlandığı zaman onu çatlatırsınız. Küfre varmaya gider. Bunu dinde çok rast geldim ben. Adam çocuk yaşta, 7 yaşında çocuğuna zorluyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, toplum içinde böyle oturacaksın, şöyle diyeceksin filan mina. 15-16 yaşına geliyor, çocuk küfürde. Ne İmam Hatip mezunları gördüm küfürde. Eleyzer mezunu gördüm, adam dolandırıyor. Hayatını okuyorsun, tamamıyla zorlamalardır. Kendini bulamıyor. Kendini bulamamış bir insanın, karakteri oturmamış bir insanın hiçbir şekilde doğru olmasını bekleyemezsiniz. Bu din kisvesi altında dindarım dese bile. Ki dincidir, dindar değildir, o da ayrı bir söz gerçekleşmiyor ki. Cilsi olmuş. Kur'an bir bireyden daha çok toplumsal düzeydeki yaşamda insan ilişkilerinde görünüş bulacak bir içeriğe sahiptir. Daha bakın, insani ilişkiler sürecinde, bak, bir insan tek başına Kur'an'ı yaşamasına imkan yok. İnsani ilişkiler sonucunda insan yaşayabilir. Bir daha okuyayım. İnsan ilişkide görünüşlü bulacak bir içeriğe sahiptir. Dağ veya da dağlar mevcut yapılarıyla bunu gösteremezler. Veyahut da başka mevcudat. Kur'an durağan değil, harekette açığa çıkan bir kitaptır. Ve doğada ilkeli şekilde hareket eden, ilkeye bağlı olarak düşünen ve içselleştiren, yeniden bir bilinç yapısallığı kazanan, en yüksek derecede yaratılış formu içsel olarak kazanan insandır. Ve onu bir de görünüşe taşıyan, dilde, ifadede görünüşe taşıyan insandır. Muhteşem bir kıvamda. Bu ayet ayrıca Kur'an durağan değil, harekette açığa çıkan bir kitaptır.
Bu ayette ayrıca Kur'an'ı değer olarak sahiplenilmesi iradi bağlamda içeriğine hazirdir diye bir not düşmüşüm. Yani Allah'ın bu ayetten bizden istediği, yani bak kimse mevcudatın kaldıramayacağı bir şey veriyorum size. Bunu bir değer olarak sahiplenin. Yani daha indirsek kaldıramayacak olan bir değer görüyorum size, yük veriyorum. Ve bu yükün sahibine yapalım, bu yükün hakkını verin. Yani iradi olarak da bizden istenen odur. Mevcudat tinlerinde değişmez. Mevcudat tinlerinde değişmez. Değişse dahi, bakın bu çok önemli. Mevcudat diyor, tinlerinde değişmez. Değişse dahi, tinde gelişmez. Ya aslan hep aynı aslan kardeşim. 100 seneden beri de 1000 seneden beri. Koyun gene aynı koy. Dağlar gene aynı dağlar. Ağaçlar gene ağaçlar. 1000 sene önceki ceviz ağacıyla bugünkü tür olarak ceviz ağacı aynı ağaçtır. Yani tür olarak diyorum. Farz edin ben evrimi kabul etmem bir noktada. Bir noktada kabul etmem. O başka bir zaman konuşacağımız bir konudur. Evriliş vardır. Evrim emmenna bir noktaya kadar doğrudur. Bir noktaya kadar yanlışları vardır. O ayrılmaz. Çünkü ateizme kadar gittiği tarafları var. Ama Allah zaman ve süreç içerisinde birçok şeyi halk eder. Onu da biliyoruz. Ama demek istediğime getireyim. İsterse form değiştirsin. Çok büyük bir ceviz ağacıydı da küçüldü bu kadar oldu. İnsan da dev gibi geldi. Küçüldü bu kadar oldu. Yani evrildi. Tininde gelişmez. İlkesi neyse o kadar yoğunlaşabilir değil. Ama gelişmez. Tinde gelişmez. İnsan tinde değişen, gelişen ve kimlikte dönüşen. Ya muhteşem bir şey bakın. İnsan tininde diyor. Değişen. Düşünün ya. Vaka suresine gidin oradan tam da anlaşılır bu. İnsan tininde değişen, gelişen ve kimlikte dönüşen bir hılkiyete yani yaratılışa haizdir. Hakikaten de öyle. Ve Harç suresinde bizde söylenen çeşitlilikte yaratılan insanın çeşitli insan davranışlarda ve insanlık içindeki yaşantısında takdirle ilahi sıfatların tezahürüne sebep verecek şekilde yaşamasıdır. Birliktelik ilkesiyle beraber yaşamasıdır. Ve bu noktada da kendisini amaca bağlı olarak odaklaması ve yaşamında ilahi sıfatların tezahürüne sebep verecek eylemlerde bulunmasıdır. Ve bundan sonra geldiğimiz sure Mücadele suresi. Mücadele suresi tehine değil mi? Yani imtihandan geliyor. Mümtehine imtihan edilenler imtihan suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sure öncelikler suresidir. Zaten öncelikler dedim mi iş bitiyor. Surenin bütün üslubu, bütün anlatımı neye göre önceliklerimizin olup olmamasıyla bağlantılı. İbrahim'in kısas götürmesi, öncelik olarak Allah'ı tutması, bütün toplumundan soyutlanması, onlardan ayrılması vesaire örnek gösterilmesi. Hazreti bunu ben ek olarak ekleyebilirim. İsmail'in Allah'ı tercih etmesi, Allah öyle söylediyse başım feda olsun demesi mesela. Bildiğimiz hikaye Kurban Bayramı yaklaşıyor bak. Öncelik Allah'ın. Takdir-i ilahi. Toplumsal ilişkilerde ebeveynlerimiz dahi olsa önceliğimizin Allah olması gerektiği. Ki ondan önceki bir sure vardı 29. ayetinde ne diyordu? Şey ayeti neydi? Hadid suresinin 29. ayeti miydi? Evet. Hadid 29 muydu? Yok. Evet. O muydu? Yok yok. Hadid 29 değil. Ha 22. ayet. Kimin? Haşrın. Yok mücadelenin. Allah ve ahiret gününe iman edenler bir kavim bulmaz ki bulamazsın ki Allah ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın ki Allah ve Resulüne karşı düşmanlık yapanlara dostluk etmiş olsunlar. Onlar babaları, oğulları, kardeşleri yahut yakınları olsalar bile. Şimdi buradan gelin mümteniye. Bunu net açıklıyor. Yani yolda giderken ereğe amaca bağlı oğlu giderken seçimlerinizi yapın diyor. Seçimleriniz öncelikleriniz belirler. Önceliklerinizi değerleriniz belirler. Değerlerinizi üst yapı kurumlarınız belirler. Üst yapı kurumlarınızı belirleyenler de ilkeler. Daha doğrusu üst yapı kurumlarınızı da oluşturan da ilkelerdir. Ama üst yapı kurumlarınız cinsiyete, türe, kültüre bağlı olarak gerçekleşiyorsa orada ilkelerin tezahürünü göremez. Atalarımızdan biz böyle görmediği görür söylerler. Çünkü kültürde bak üst yapı kurumunu oluşturan kültür olmuş. Ananeler olmuş. O zaman ne yapıyor? Atalarımızdan böyle görmedik oluyor. Ya atan öyleydi de bugün öyle mi? Ki surenin tamamına baktığınız zaman üzerine fazla konuşmayacağım çünkü sure okunduğu zaman dersini çalışanlar çok iyi bilir. Tamamıyla önceliğinizin Allah olması gerektiğinin vurgusu var. Bunun üzerine bir not düşmüşüm onu okuyayım. Sure öncelikler ilkesine göre okunmalıdır. İnsan hak ve hakikati referans alarak yaşamında tercihlerde bulunması istenendir.
Hak ve hakikati referans alarak. İman öncelikli, hak ve hakikatin değer edinilerek yaşamda Allah'tan yana tercihlerde bulunmak insanlık tinninde gerekli olandır. Soy, ırk, cinsiyet, servet, millet, kültür, kariyer ve benzeri gibi olgular insanı insan olarak insanca görmemize engeldir. 10. ayet, 11. ayet her türlü durumda adaleti gözetmenin güzel bir örneğidir. Onlar da sarf ettiklerini istesinler diye bir not düşmüşüm. 10. ayete bakalım mücadelede. Münteyle pardon. Bir de burası değil. Ey iman edenler diyor. Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin diye bir ayet bakın. Yani içeriklerinde ne var ya, özlerinde ne var diyor. İmtihan edin. Ya zaten yola gittiğiniz zaman herkes kadındır, onu söyleyeyim. Dişildir yani. Kadın deyince kadın anlamayın, dişi. Edilgendir yani. Ve içinde olanı dışa çıkartması lazım. Edilgen olan kendisine daha önce ne aldıysa onu dışarı çıkartması lazım ki hani vakaya gidin sınıfı belli olsun. Şimdi olay gerçekleşti. Olay gerçekleştikten sonra sizin sınıflanma sürecine girdiniz. Kendinizde olanın açığa çıkartılması lazım. Açığa çıkartılan da yaşadığınız bir koşula bağlı. Oldu. Yani imtihan. O koşul sizde olanı açığa çıkartır. O çıktığı zaman sınıfınız belli olur. Diyor onları imtihan edin. Sınıfları belli olsun. Yani olay gerçekleşmiştir. Ama bir toz duman yapın hayatlarında. Kendilerinde olanı açığa çıkarsınlar. Samimiler mi? Değiller. Yalandalar mı? Maskeler arkasındalar mı? Yoksa gerçeği mi gösteriyorlar, söylüyorlar? Ve imtihan insanın kendi özünde ne varsa açığa çıkartmasına sebeptir. Hiç imtihan etmeye bile gerek yok, biliyor musun? Bir insan eğer dişilse, dişil olmanın gerekliliği sonuçta kendinde olanı dışarıya çıkartmaktır. Bakın. Sonunda kendinde olanı gerekliliğini çıkartır. Gerekli olarak çıkartır. Ben onu çok yaşıyorum. Enteresan. Birinin yanına otururum. Hiç tanımıyorum ha. Adam sanki adresi bulmuş gibi derdini anlatır. Ya şöyle oldu. Kızım böyle etti. Oğlum böyle etti. Ya ana ben ne yapayım sana bilmiyorum. Ya erkekler bile öyle ya. 2 dakika otursun. Ne var ne yok anlatır. Bütün özel hayatına kadar. Ha, dişi. Dişi. E kendinde olanı zaten diyor hemen açığa çıkartır. Bir imtihan edilsin zaten. Bir iki söz söyle zaten bitti. Hemen çıkartırlar. Biraz derin olun ya. Kendinizde olanı maskelemeyin. Ama kendinizde olan maskesinde de yaşamayın. Samimi olarak onu dışlaştırın. Devam edeyim. Burayı tam oturayım tam anlaşılır. İnsanca görmemizi engellerler. Ha, onlar da sarf ettiklerini istesinler diyor. Bakın çok enteresan ayetler var ya. 20. ayet miydi? Hangi ayetti o? 10-11. Ey iman edenler, mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Onların imanlarını Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların mümin kadınlar oldukları öğrenir, tespit ederseniz bak bir süreci anlatıyor. Çünkü sürecin kendisinde görülecek bir şey yoksa birdenbire görülecek bir şey değil. Tespit edersen onları kafirlere geri göndermeyin. İmanlı olduklarını tespit ederseniz mama. Mümin kadınlar olduklarını öğrenir, tespit ederseniz onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir. Onların harcamış oldukları kendilerine ver. Onlara ücretlerini, mehirlerini veriniz halinde onları nikahlamalarınızda size hiçbir günah yoktur. Onların üzerinde mehir olarak hakları olana haklarını da verin diyor. Adaleti gözetin diyor kafir bile olsa. Muhteşem bir şey. Ya. Adalette ayrım yok yani. Rahman sıfatında adalette ayrım yoktur. 11. Bu süre, ha bir de 11 demiştik değil mi? O zaman eşleri gitmiş olanlara harcadıkları kadarını verin. Kendisine iman etmekte olduğunuz Allah'tan korkun. Yani hakkı gözetin demiş. Hakkı Allah'tan korkun yani hakkı gözetin. 12. 13. ayetlerle bakıldığında Allah'a göre değerler edinen insanın öncelikleri sıralanır diye not düşmüşüm. Ey peygamber, Ey peygamber, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve iyilikte sana karşı gelmemek üzere seninle biatleşmeye geldikleri zaman onlarla biatleşmeyi kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile, şüphesiz o çok bağışlayandır. Bakın biat geçmiş surelerde neydi? Hayatını feda etmek noktasındaydı. Feda-i can. Değil mi? Hani ağaç altında biat edenler vardı. Burada biat ne? Eline, beline, diline sahip ol. Nefseye bakın. Fedai nefs. Nefsine sahip ol. Bakın. Her talip bu ayete muhataptır. Yola girmiş her talip bu ayete muhataptır. Eline, beline, diline sahip olacak.
Hadislerde karşılıkları var. Şimdi girmeyin. Bu surede istenen 13. ayette ne var? Ey iman edenler, Allah'ın kendisine gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Gerçekten onlar kafirlerin kabirdekilerden umut kestikleri gibi ahiretten umut kesmiş kimselerdir. Burada dost ilişkilerine de dikkat etmesinin gerektiğinin özellikle vurgulanmasının sebebi haller bulaşıcıdır. İki suredir bir de. Evet, evet. Haller bulaşıcıdır ya. Onun için dostlarınıza, yani seçimlerinize dikkat edin diyor. Bak. Önceliklerinize dikkat edin. Dost seçiminde, konuştuklarınızda, yaşam ilişkilerinizde, başınıza gelen olayda yapmanız gereken şeylerde önceliklerinize dikkat edin. Yani çok çeşitli alanlarda önceliklerinize dikkat edin buyruğu var. İşinizde diye devam edeyim. Bu surede işlenen hak ve hakikate göre edinilen değerlerden, tavizlerden seçim yapmak zorunda kaldığımız durumlarda önceliğimiz evrensele bağlı olarak Allah ve Allah'ın insan için irade ettikleri olması gereklidir. Bu da insanlık dininde insanın imtihan edilişi kaçınılmaz kılar. Bakın, bu da insanlık dininde insanın imtihan edilişi kaçınılmaz kılar. İnsanın insan ile imtihan edilişi ilahi sıfatları ve esmaları bilinçlenen insanın diye düşmüşüm. Üretirken veya tüketirken insan ile imtihan edilişi üretirken veya tüketirken edimlerde bilinçlenen insanın ilahi sıfatları ve esmaları istidadından yeterliliğe veya da sıfat-ı ilahi ve esma-ı ilahileri yaşarken yeterliliğe taşınması, liyakata taşınması içindir. Ve insanın sınıflanılması içindir. Yani sınıflanma kaçınılmaz oluyor bu noktada. Ama imtihan sizde olanın açığa çıkması içindir ama yeterliliğinizde görünmesi içindir. Bilmem anlatabildim mi? Surede bu da işleniyor. Onun altını çizeyim. İstidattan yani sizde olanın açığa çıkmasına sebeptir. Ammenna. Ama aynı zamanda yeterliliğinizde görünmesi için. Yeterliliğe ve liyakata taşınması içindir. Çünkü imtihanda liyakat belli olur. Niçin ön şey yapıyorlar genelde bir daire, devlet dairelerinde ön mülakat yapıyorlar? Bizde genelde kayırmacalar vardır, ayrı mevzu da. Yeterliliği var mı yok mu? Verdiği cevaplardan, şunlardan, bunlardan değil mi? Önce yazılı, sonra sözlü. Ya yeterliliği var mı yok mu? Yani potansiyelini açığa çıkartması ayrı bir şey. Ama o potansiyelini açığa çıkartırken çıkarttığı şey, verdiği ürün neyse onda yeterli mi? Sahiplenmesinde, efendime söyleyeyim, aidiyetlerinde, değerlerinde, öncelik belirlemelerinde yeterli mi değil mi? Liyakat meselesi. Layık mı değil mi? Manasında okursanız bakın, ürünlerinizde ürün verirken, edimlerde bulunurken, tüketirken sıfat-ı ilahiler tecelli ediyor. Esma-ı ilahi zaten tecelli ediyor. Ammenna. Ama bu tecelli ederken ona layık mısınız değil misiniz? Gösterdiğiniz yeterlilikler layık mısınız diye. Yani asli tecellide misiniz, zırhlı tecellide misiniz? Mesela o. Devam edeyim. Liyakata taşınması içindir. İnsanın olması gerekenin öncelikli olduğunun bilinci, insanın olması gereken neyse onun öncelikli olduğunun bilincini edinmesi içindir ki, imtihanın kendisi bunun içindir ki, önceliği Allah olanın, Allah da takdir eder ki bir kişinin önceliği Allah ise, Allah da bütün öncelikler içerisinde o kişiyi önceliğe alır. Bunu not düşmüşüm şöyle. Önceliği Allah olanın Allah'ın öncelikli kullarından olması da kaçınılmazdır. Bütün işlerinizde hak ve hakikat öncelikliyse hak ve hakikat dairesinde de siz önceliklisinizdir. Öndekiler. Şimdi öndekileri buna göre okuduğunuz zaman mesele bitmiştir. Sizde olan açığa çıkacak bir. Sizde olanın yeterliliğine layık mısınız değil misiniz? O liyakatı elde ettiniz mi değil misiniz? Onun için bir daha imtihan edilir. O liyakatta yeni bir şey alabilme potansiyeliniz var mı yok mu? Onun için de edilebilir. Karşılaştığınız olaylar zorlayıcıdır. Zulcelal ve ikram demiştik hatırlıyorsanız. Ammenna. Zorlayıcıdır ama sizdekinin açığa çıkması ve sonuçta yeterliğinizin olup olmaması, layık olup olmadığınızın bilincine gelmiş misiniz, gelmemişsiniz noktasıdır. Aslında burada kastettiğim şudur. Kemalatı buldunuz mu, bulmadınız mı sürecidir bu süreç. Olgunlaştınız mı, olgunlaşmadınız mı? Adam çıkıyor. Bir şeyi biliyor. Bildim. Bitti. Kardeşim bildiğini edin. Ya ediniyor. Edindiğinin hakkını yeremiyor. Hani bak günümüzde televizyonlar için bildiğinin alimi olan nice ukalaları izliyoruz değil mi?
Bildiğini edinmeyen, hali olmayan nice kişileri dinliyoruz. Bir de bildiğini hali edinmiş olarak da, yani bildiğini edinmiş olarak da yaşayan insanlar da biliyoruz. Hani o İbrahim Efendi vardır. Hani İhya babanın gözü kerameti gözüne perde olmuş dedi. Bak, bildiği edinmiş ama veliliği edinmiş ama hakkını vermemiş. Kendi sıfatı doğrusuna belki hakkını vermiş ama evrenselinde hakkını vermiyor. Kendinde tahtına oturmuş, başka tahtlarda üzerinde oturanlara eğilemiyor. Ulaşamıyor. İletişimini kopartmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tamam, edindi, edindiğinin hakkını verecek. Edindiğinin ikinci bir hakkı da şu. Edindiğini paylaşacak. Yeniden insan yetiştirecek. Yok, sadece ben gösteriyorum. Sadece ben biliyorum. Başka birini yetiştirmeden, başka birinin de edinmesine izin vermeden, başka birinin de üretimine izin vermeden insan kendisinin ustalığını göremez. Usta olamaz. Pir olamaz. Hakkı üzerinde bir insanı yetiştirirken, kendisi eliyle halk ederken, bir daha söyleyeyim, Allah-u Zimşan bir insanın üzerinde başka bir insanı halk ederken tanık olmasına imkan yoktur o zaman. İş yerlerinde en dikkat ettiğim şey çırak yetiştirmekti. Saatimi bırakırdım, çırak yetiştirdim. Ola ki hayatlarında daha tecrübeli bir şekilde yaşarlar, daha fazla gelirler olur. Halen de o bir zihniyetle çalışıyorum, biliyor musunuz? Maneviyatımda da öyledir. Ola ki insan daha verimli çalışır. Ola ki insan daha verimli anlar. Ola ki insan daha verimli bir şekilde hakka şekile yürür. Tek amaç bu. O zaman insanın yaratıldığına başka birisi, bak kendi üzerinde tanık iken, senin elinle, senin dilinle, senin gözünle, senin halin üzerinden başka birisinin üzerinde de yaratılışa tanık oluyorsun. Büyük bir zevktir. Bunu zahire taşıyayım. İnsan çocuğunun büyümesinde kendine tanık değil midir? Bütün devrelerine, aa böyleymişim, aa böyle tutuyormuşum, böyle bakıyormuşum. Bir yaratılış safhasında insana tanıksın bak. Beşer doğuyor, insan olma safhasına doğru gidiyor galiba. Ve her safhasında, her merhalesinde kendine tanık oluyorsun. Ha, benim geçmiş sürecimde böyle varmış. Ne ektiyseniz o çıkıyor çünkü. Hani diyor ya, evlat babanın sırrıdır. Yani geçmişte olanı taşır. Genetikte olanın bilgiyi taşır. O başka bir şey. Ürün vermediğiniz sürece kamil olamıyorsunuz. Tininizde derinleşemiyorsunuz. Çünkü Allah ürün veriyor. Ürünü üzerinden kimlik sahibi oluyor. Ürün üzerinden kimlik sahibi olunur. O yüzden edimler üzerinden sıfat sahibi olursunuz. Ürün üzerine edimlerinizde ürün verirken kimlik sahibi olursunuz. Bir sanatçı ürününü vermeden sanatçı kimliğini edinebiliyor mu? Bana niye Aşık Veysel gibi aşık demiyorlar? Ben aşık değilim onun gibi. Nasıl söylemiş diye de hayretlerle dinliyorum bazen. Vallahi. Veyahut da şey gibi, Sezen Aksu gibi bir şey üretemiyoruz. Ya çok kafayı çekiyor, ondan sonra üretiyor. Ayrı mevzu. Selam olsun. Muhteşem bir sanat ama. Kadın senelerden beri üretiyor ya. Senelerden beri. Hiçbir şeyini sevmiyorsanız da üretip var. Bak, emek var. Emek özgürleştiricidir. Emek yeniden inşa ediliştir. Ve özgürleştirici olan yeniden inşaata katılmak zorundasınız. Yoksa hiçbir şekilde hakkıyla kamil olamazsınız. Evet, bir şeyler ediniyoruz Kur'an'dan. Ammenna. Yani bir şeyler biliyoruz diyeyim. Bildik. Bildiklerimizi edinmeye başladık. Yaşam alanına taşıyoruz, edinmeye başladık. Ammenna. Edindiğinizi paylaşmadınız. Ürün vermediğiniz sürece, başkalarında verdiklerinizi de görmediğiniz sürece hiçbir zaman derinleşemiyorsunuz. Kamil olamıyorsunuz. Farkına varamıyorsunuz çünkü. Nübüvvet ikinci velayettir. Kendinizin farkındasınızdır. Kendiliğinizin diyeyim daha doğrusu, öznerliğinizin farkında olabilirsiniz. Ama başkalarıyla öznerliğinizin farkında olduğunu bildiğiniz zaman, hani iki aynayı yan yana getirirsen derinlik çıkar dediğimiz şeydir. O derinliği yakalarsınız. Muhteşem. Hem de sınırlarınızı bilerek. Beşinci ayet önemli. Bize alay konusu etme anlamını taşır diye söylenmiş. Beşinci ayet önemli. Bakalım. Rabbimiz biz inkar edenler için bir fitne konusu etme diye. Evet, bir fitne deneme konusu kılma. Rabbimiz bizi bağışla, şüphesiz sen üstün mutlak sahibi, hikmet sahibisin. Yani yaptığımız hatalar sonucunda şu sebeple bize alay konusu etme diye bir not düşmüşüm oraya. Ve Mümtehane Suresi. Bugün ne işliyorduk? Bugün ne işledik? İnsanın tininde yaratılışını ikinci bir safhada gördük. Eylemde gereklilikler, söylevde gerçeklilik, eylemde iyi olan gereklilikler, iyi olması gerekeni yapmak ama bazen de doğru olanı yapmak.
O da bir gereklilik. Yanlış, bakın o sırada iyi olmayıp olarak gördüğümüz şey ama doğruysa olması gereken şeydir. Olması gerekeni görmek. Oldu. Ondan sonra efendime söyleyeyim ve edindiğimiz değerlerle beraber önceliklerimizin ne olması gerektiği. Önceliklerimiz Allah olacak. Ve hak ve hakikatine göre. Eğer önceliğiniz Allah değil, heva ve vesinizse o zaman eylemlerinizde kendisini ihsar etmiyor. Hüvel evvel vel ahiru vel zahiru vel batın hüve bükülü şeyin alim olmuyor. Evet sizde gene kendini ihsar ediyordur ama siz farkında olamazsınız. Bilincinde olamaz. Allah size sizden daha yakın. Bunu birçok ayette okuyoruz. Ama eylemlerinizde ona iştirak katılımcı değilseniz asli tecellide yani gönlünüzde yüreğinize ilka edilmiş. Efendime söyleyeyim ilham edilen ilhamatlar ilkeler yani iyilik, doğruluk, güzellik, cömertlik, rahmaniyet, rahimiyet bütün esma-i hüsna. Size ilka edilirken siz ona direnç gösteriyorsanız heve hevesinizde, içgüdülerinizde yani nefse emarenizde Allah'a uzak kalıyorsunuz. Bırakın ya. Alim esması tecelli etsin. Öğrenmek zor. Öğrenin. Efendime söyleyeyim. İyilik yapmak zor. Yapın. O zaman kendi nefsi emarenizi eylemlerinizde aşarsınız. Bir daha söylüyorum. Aşmak eylemlerde gerçekleşiyor. Eylemi olmayan aşmaz. Nitelikli eylem. Altını çiziyorum ha. İlkeli eylem. Kendinizi aşmanıza sebeptir ve kendinizi bulmanıza sebeptir. En sonunda öz varlığınızı bulmanıza sebeptir. Sonun sonunda gene üretimleriniz doğrusunda, tüketimleriniz doğrusunda eylemleriniz yeniden inşa etmeye sebeptir. İnsanı insanla inşa eder bu sefer. İnsanı insanla inşa eder. Adres insan. Nasıl ki? Bakın bunu çok basit düşünün. Halifetullah ya. Kendinde olan tezahür edecek ya. Kendisi insanı halk etmiş ya. İnsanı da insanla halk ediyor bu sefer. Hani geçmiş devirlerde doğayla, meleklerle helak ediyordu ya. İnsan üzerinden bu sefer tevhidde helak ediyor ya. Dua esmalarında tezahür. Aynı şey. Yani aynı paralelikte bakın aynı şey çıkıyor. Ama o insan niteliğinde olmak. Önemli olan o. Velet da alinam. Kaç saat olmuş? İnşallah 5 saat olmamıştır. Vaka suresi gerçekten çok önemli bir süredir. Altını çiziyorum. Bakın Rahman suresi bir şeydir. Dönüm noktasıdır. İnsan yaşamında dönüm noktası. Çünkü yükselen insanın nasıl geri dönmesi gerektiğinin bilincini verir Rahman suresi. Ama Vaka suresi olay gerçekleştiği zaman süreci bize anlamlı kılar. Ve ondan sonra gelen sürelerde, bakın ondan sonra gelen sürelerde o süreçte olan biten hep anlamlı kıldık. Yani buna dikkat ederseniz Allah'ın lütfu insanla vaka için bayağı şey ettik, konuştuk. Yani iki saate yakın oldu. Yani bizi bugün şey eden, takdirle zevkle düşünen vakaydı. Evet, öncelikler zaten zorunlu olarak çıkıyor. Öncekiler, öndekiler, soldakiler, sağdakiler dediğin anda zaten başlıyor anlatmaya. Allah bir şeyi muğlak bırakmaz. Muğlak anlatımlar vardır, keşfe bırakır, ammenna. Ama aynı zamanda akla da bırakır. Yani Kur'an'da bir sorunuz varsa size cevaplar. Allah yerlerin göklerin nurudur. Yani ben nurum diyor bak. Ben nurumu tamamlayacağım diyor. Değil mi? Ha, kendisini tamamlayacak. Ammenna. Niteliksel bak niteliksel ve niceliksel sıfatlarıyla. Ammenna. Takdirlah. Niteliksel sıfatı ne? Nur. Dirilik, şuur. Değil mi? Niceliksel sıfatı ne? Her an yeni bir tavırdayım dediği esma-i ilahi sıfatlarında tavırlarında bulunması. İsterse bulunmayabilir. Ama onlar da değişmez evrensel. Yani onların da niteliksel bir şeyi var. Rahmeti kendime farz kıldım demesi noktasında. Ama muğlak bırakmıyor. Kendi nurundan verdi diyor mesela. Bak, bak nurunu tamamlayacağını boş bırakmıyor. Başka yerde tamamlıyor. Demek ki nurundan verdikleri var, tamamladıkları var. Yani nur eşittir aydınlanma değil altını çizeyim ha. Nur dedim orada nuru kastediyor. Yani başka bir şeyi kastetmiyor. Ha nuru görmediysek ayrı bir mevzu. Ama aydınlanmayı kastetmiyor altını çizeyim. Aydınlanma başka bir şey. Ha, arkada çeviriyor aydınlanma. Olacak bir şey değil ya. Yani bir şey mesela körlük meselesi. Allah körlükten bahsediyorsa muğlak bir yerde keşfe bırakıyor onu ammenna ama akla da bırak. Çünkü surelerin içinde körlüğü anlatan, körlüğün nasıl bir körlük olduğunu anlatan birçok şey var. Ölümden bahsediyor, ölümü niçin bahsediyor, içeriğini neyle dolduruyor? Birçok ayet var içeriğini doldu, konuşmuştuk. İmtihandan bahsediyor, imtihanı hangi içeriklerle kullandığı birçok ayette bahsediyor. Yani hem keşfe bırakıyor bir anlatımını da ama aynı zamanda akla da bırakıyor. Yani sorduğun bir soru varsa diyor aklı olarak çünkü soru sorduğun anda keşif bitmiştir. Yani dil ile ifadeyle soru sorduğun anda bakın meraktayken soru yoktur. Merak edersin ama merak sonuçta soruyu doğru. Soru içselse Cenab-ı Hak'tan keşfe bırakılır gösterilir. Ama soru dışa dönükse
Cenab-ı Hak onu sana ayetlerinde veyahut da dışarıdaki ayetlerinde gösterir. Talep ettiğin noktada. Ama şimdi demek istediğime getireyim. Yani Kur'an'da muğlak bir yer görürseniz ya sizin keşfinize ya da sizin aklınıza bırakılmıştır. Oldu. Ve surelerin kendisinde ya keşfen onu sezersiniz ya da aklen burada benim kafama takılan şey meğersem burada anlatılıyormuş. Mesela biz kavramı gibi. Biz bir bakıyorsun bizi dizel ve saf saf dizilenler diye Melekut kendisini zaten tanımlıyor. Onun için yani Kur'an'da cevapsız olan hiçbir şey yok. Anlamsız olan hiçbir şey yok. Kendi içinde kendini, içeriklerini doldurtan, kendi içinde kendini ifade eden bir yapıya sahip. Ve Allah azim şana hamdü senalar olsun ki zevkinden bir zevk vermiş. Rabbim de Allah azim şana gerçekten hamdü senalar olsun ki bu yaptığımız çalışma hakikaten de önemli. Hamdü senalar olsun demekten başka bir çare yok yani. Hakikaten büyük zevk. Hakikaten büyük zevk. Şunu da unutmayın. Bilgiyi bilmek bir süreç. Amenna. Edinmek bir süreç. Hayata taşımak bir süreç. Yeniden üretmek, insanlarla paylaşmak, yeniden üretmek bir süreç. Ve hiçbir zaman unutmayın, bilgi kainatta işlevseldir, durağan değildir. Her zaman. O zaman bilgi sizde işlevsel olacak. Bir yerde bıraktığınız bir şey değil. Yani buradan neyi anlamamız gerekiyor? Bilgi sizde durağan bir şey olmayacak. Bildim bitti. Değil. Bildiğini edin, bildiğini yaşama taş. Yeniden üret, zamanın tinine göre, ruhuna göre, karşılaştığın olaylara göre. Yeniden üret, seni zorlayacak unsurlara göre. Yeniden üret ve ürettiğinle paylaş. Çünkü üretilen şey paylaşım araçtır. Ve paylaşılan şey de Allah tezahür eder. Paylaşılanın kendisinde değil. O paylaşılırken hangi ilke üzerinden açığa çıktıysa onun üzerinden görünür olur. Muhteşemdir ya. Ki iş uzuyor. İsim. Belettin abi. Soru var mı? Yok. 6 tane sure işliyoruz. Kısa kısa sureler. 12 tane olan var herhalde bildiğim kadarıyla. Var mı yok mu? 14-15. 6 sure işliyoruz ve 2 cüzümüz kalıyor bayramdan sonra. İnşallah. Allah izin verirse tabii. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda Kur'an tamamıyla iyice deşifre oldu. Tamamıyla dediğim tabii ki ilkesel bağlamda deşifre ediyoruz. Yoksa matematiksel. Yoksa efendime söyleyeyim kalbi tecellileri, keşfe ait tecelliler, tefsire ait tecellileri gibi noktalarda değil. Kendi alanında birçok yani hukuk alanında mesela bu gibi alanlarda çok ayrıntılı bir şekilde değil. Genel anlamda ilkesine bağlı olarak birbirlerini tamamlayıcı olarak, örgünsel olarak tamamlayıcı olarak amenna deşifre ediyoruz elimizden geldiğince. Yani Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz demektir bu. Elimizden gelince okumamızı yapıyoruz. Ama altını çiziyorum. Hayatımıza geçmediği sürece bir köşede aynı mushaf gibi tuttuğumuz sürece bir anlamı yok. Yani eskiler buna şunu derlerdi. Ders olsun. Söz yere düşmesin, ders olsun. Kur'an'dan bize gelenler yere düşmesin. Ders olsun, onunla yürüyor. Ders olmazsa aynı mushaf gibi bir köşede asılı kalır. Gönlünüzün bir yerinde asılı kalır, sonunda unutur gidersiniz. Bir ayet-i kerime vardı okuduk biraz önce. Allah unutandan ve kendisini unutturduğundan diye. Değil mi? Allah onlardan eylemesin. Yani vaka kopmuş üzerimize. Vaka olmuş. Biz bu vakadan nasıl? Bakın vaka olay yani. Olay olmuş. Biz bu olayı fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Zulüme değil. Karanlıkta kalmaya değil. Aydınlıkta kalmaya. Aydınlığa doğru yürümeye çeviriyoruz. Aramızda diyorum. Olması gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Tek derdimiz de bu. Yani Kur'an diye bir vaka var. Bugün günümüzde gene bize geldi. Bu gelen kitabı alıyoruz. Geldi dediğimiz zaman her insan eline aldığı zaman geldi. Bugün nasıl yaşıyoruz, nasıl yaşamamız gerekiyor ve yarına nasıl taşımamız gerekiyor? Altını çize çize söylüyorum. Yaşam alanı edinme, bakın yaşam alanı edinme savaşını bitirdik. Artık yarına ne taşıyacağız? Yarına ne vereceğinizi savaşındayız. Eğer bugün bu savaşı vermezsek, duyarsızlaşmaya devam eden insan, modernizmle beraber, konforizmle beraber, popülizmle beraber, efendime söyleyeyim sınıfların yok edilmesine çalışan efendime söyleyeyim idealist görüşlerle beraber ki altını çizerek komünizm vesaire gibi görüşlerle beraber insan duyarsız bir varlık olmaya doğru gidiyor. İnsanlığını yitirmeye doğru gidiyor. Rahman suresi böyle olmaması gerektiğinin bilincini veriyordu bize. Allah ne kadar duyarlı değil mi? Halen şükretmez misiniz? Bak size el uzatıyorum. Niye duyarsızsınız? Allah bize o kadar duyarlıyken biz Allah'a o kadar duyarsız. Onun için diyor şükretmez misiniz? Şükretmez misiniz? Ne kadar az şükrediyorsun? Yani ne kadar sahibe karşı duyarsızsınız? Ne kadar verene duyarsızsınız?
Düşünün ya, evde ilişkilerinizde çocuğunuza bir şey veriyorsunuz, teşekkür etmiyor. Verenene duyarsız. Hakkını iade etmiyor. Teşekkür etmiyor. Aynısı bizim için de geçerli. Allah veriyorken bir teşekküre çok görürüz. Duyarsızız. O kadar kendi sebeplerimize dalmışız ki ilkelerle tezahür eden, bize el uzatan, kucaklayan Rabbimizi göremiyoruz. Allah bizi kendinden ayrı eylemesin. Kendisinde yaşarken en güzel sıfatlarıyla en güzel biçimde yaşamayı nasip etsin. Bizi kendisinden ayrı gayret edecekse de kendi adıma söylüyorum, sizleri bilmem takdirle yarına sağ çıkmamı da nasip etmesin. Vallahi ben öyle bir hayat istemedim çünkü. İstetmesin de. Ve Mikail ile Cebrail'in korkusu hala yüreğimdedir ben. Demiş ya, ya Muhammed bizler korkuyoruz. Azazil birinci gök katında ismi Azazil idi. İkinci gök katında Ali miydi? Üçüncü gök katında Arif idi. Dördüncü gök katında şöyleydi, böyleydi filan fışkaten. Veliydi, makamlar filan filan sıralamıştı. Ama Allah'ın katında, yani meleklerden önceki, öncelikli olan katta ismi İblis imiş. Yani isim niteliğini belirliyor. İlke olarak potansiyelini belirliyor. Eylem olarak da sonu açığa çıkartmasını belirliyor. Evvelde takdir edilen içerik neyse onu yaşamak zorunda kalıyor. Biz bizim için takdir edilen içeriği bilmiyoruz diyor. Onun için üzünlüyüz diyorlar. Resulullah'ın gönlüne de korku düşüyor. Allah'tan cevap geliyor. Kullarım benden yana emin olun diyor. Yani, o zaman rahatlıyor. Benden yana emin olun. Muhteşem bir hadis şeydir, hadistir. Ben halen duydukça şey, tüylerim diken diken olacak şekilde olur. Kulumumuza küpedir. Yani yarınıza güvenmeyin. Şöyle oldu mu? Öyle oldu mu? Edindiklerinize sakın. Bakın bilin, bildiğinize güvenmeyin. Edinin, edindiğinize güvenmeyin. Bencillik üzerine ayet geldi bugün değil mi? Edinin, edindikleriniz üzerinize sakın şımarmayın. Ve üretin, yeniden üret. Allah sizin üzerinizden halk etsin. Ama sakın ha güven. Allah'a değil, kendi nefsinize güven. Allah'a güvenin, sırtınızı dayayın. Ama kendi nefsinize güvenin. Yarın ola ki bir fırsatını buldu, siz de ayak uydurdunuz, gitti güven. Allah'a emanet. Takdir edilen evvelden böyle olmamış olsun inşallah. Amin. Velet aleyna.